Merhaba aziz müzik takipçileri, ben Murat. Kara Tren Gecikir adlı parçanın başlangıcıyla videomuzu başlatmış olduk, girişiyle diyelim. Kısa sap bağlama üzerinde süsleme çalışmaları bölüm 5'teyiz arkadaşlar. Diğer 4 bölümü izlemeyenler için sol üst tarafta bir link belirmiştir şu anda. O link yardımıyla süsleme çalışmalarını, ilk 4 bölümde neler yaptıklarımızı görebilirsiniz. Bu bölümde türkü işleyeceğiz. Türkünün arasında o 4 bölümde yaptığımız çarpma süslemelerini, fiske süslemelerini nasıl yerleştireceğiz, mantığı nelerdir, bunlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi ilk önce bu tür hareketleri yapabilmek için videonun, daha doğrusu birinci bölümün başında da söylemiştim, takip edenler bilir. Bu süsleme tekniklerini yapabilmek için 4-5 ay, 6 ay gibi bir süreçte bağlama çalmış olmamız gerekiyor. Şimdi çalacağım türküyü de ufaktan bilmeniz gerekir. Çünkü bunun arasında bol bol var bu süsleme, çarpma süslemesinden. Siz bunun arasında deneyeceksiniz. Türkümüz Kara Tren Gecikir. Az önceki çaldığım türkü. Bunu örnek göstererek çarpma, yani süsleme dediğimiz olayları içine nasıl yerleştirdiğimizi göreceksiniz. Bundan sonra da sizde fikir uyanacak. Başka türkülerde de deneyeceksiniz. Aa, işte şurada yapsak, burada yapsak nasıl olur diyeceksiniz. Şimdi kanalımız içerisinde zaten hem kısa hem de uzun sap olmak üzere bu türkünün çalma tekniğini paylaşmıştık. Bu arada hatırlatalım. Kara Tren Gecikir türküsünü kanal içerisinde bulabilirsiniz. Hemen videodan sonra yapmak isteyenler varsa tabi. Şimdi Kara Tren türküsünün başlangıcından hemen bahsedelim. Re mi fa fa mi fa sol mi mi re mi fa re re do re mi do. Süsleme dediğimiz olaydan bol bol var arkadaşlar. Şimdi ilk portemiz burası. Zaten bir porteden örnek göstereceğim. Devam etmeyeceğiz. Diğerlerinde aynı şeyleri yapacaksınız. İlk bölümü re mi fa fa mi. Şimdi re mi fa fa mi ilk ölçüyü aldım. Burada nerelerde çarpma yaparak türküyü süsleyebiliriz? Re mi fa fa. İki tane fa var burada. Bakın arkadaşlar. İki fa çoğunluk olan yerlerde süslemeler daha güzel olur. İki veya ikiden daha fazla peş peşe nota geldiği zaman, unutmayın, İki veya daha fazla nota peş peşe geldiği zaman onların bol bol süslemesini yapabilirsiniz. Şimdi ne diyor? Re mi fa fa mi. Fa fa dediği için re mi fa natürel. İkinci parmağımı buraya bastım ya. Serçe parmakla fa'yı sole çarptırarak süslüyorum. En başta 1 2 3 4. bölümde bunları işledik ya. Tabii siz de işlediyseniz. Re mi fa fa mi. Bakın. Bunu yapmıştık, hatırlayın. Sonra 1 3 ile de yaptırmıştım. Şimdi o uygulamayı fa fa derken bakın. Re mi fa fa mi çarparak bir fa vuruyorsunuz bir mızrapla. Ondan sonra mızrap vurmadan parmak vuruyorsunuz. Çarpma tekniği. Re mi fa fa mi. Artık ses fa fa mi yerine fay fay gibi çıkıyor. Bakın. Fay 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 fay. Yani siz de bu sesleri duyun arkadaşlar. Normalde orijinalinde fay diye bir nota yok yani. Bu nedir? Hocam diyeceksiniz ama anlayabilmeniz için esprili bir dilde yaklaşıyorum arkadaşlar. Fay fay diye çıkması lazım. Esaslı o zaman süslemelerin tadı çıkar. Normalde yine fa ama ton olarak bakın. Fay fay mi. Ses bayılıyor orada. Arada solü kaçak bir şekilde vurup kaçıp hemen süslemeyi yapmış oluyor. Bakın tekrar yapıyorum, lafı uzatmayayım. Ray ray ra. Orada parmak çarparak süslemesini yapıyor. Re mi fa fa mi. Bakın bu. Re mi fa fa mi. Bakın. Evet, ilki bu. Re mi fa fa mi. Fa sol mi mi re. Burada çoğunlukta olan notalar hangisidir? Fa sol. Birer tane. Mi mi. Bakın peş peşe en az iki nota geldi. Bunda da çarpma yapıp süsleyebilirsiniz. Re mi fa fa mi dedik.
Fa, sol, mi, mi, re. Bakın mi'yi hemen yanındaki perdeye ikinci parmakla basıyorum. Dediğim gibi birinci bölümü izlemiş olan, uygulamış olan arkadaşlar varsa bunları şimdi rahat bir şekilde yerleştirir. Bakın mi, mi, mi. Ses orada bayıldığı için mi değil de mi, mi, mi gibi çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Mi, mi, re gibi. Re, mi. Şuradan geldik. Re, mi, fay, fay, mi, fa, sol, mi, mi, re. Bilerek öyle söylüyorum. Anlayın diye nerelerde olacağını. Re, mi, fay, fay, mi, fa, sol, mi, mi, re. Mızrapları bunlarda yine aşağıya doğru vurun. Şimdilik rahat alabilmek için fa, fa, mi, mi derken. Devam ediyorum. Re, mi, fay, fay, mi, fa, sol, mi, mi, re. Mi, fa, re, re, do. Hangisi çoğunlukta? Re, re. Re'de ne yapıyorsunuz? İlk videoda yaptığımız re süslemesi. Çarpma alarak. Şu süslemeyi. Mi, fa, re, re, do. Mi, fa, re, re, do. Mi, fa, re, re, do. Bakın. Re, re, do, re, re, do. Re, re, do, re, re, do. Re, re, do, re, re, do, re, re, do, re, re, do, re, re, do. Çarpma. Özellikle birkaç kez tekrar yaptım. Buna dikkat edin. Bakın nerelerde aldık? Fay, 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 fay. Yani re, mi, fa, fa, mi. Re, mi, fay, fay, mi. Ardından mi, 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 mi. Bakın şöyle geldi. Fa, sol, mi, mi, re. Yani mantık dediğimiz gibi arkadaşlar. Çoğunlukta iki veya daha fazla notalar olan bölümde süslemenizi yapıyorsunuz. Çarpma süslemesini. Sonra ne dedik? Mi, fa, re, re, do. Re, mi, do. En sona geldiğinizde do dediğinizde bir fiskeniz var. Yani mi, fa, re, re, do. Re, mi, do. Fiske süslemesinden de bahsettik. Bu da bir süslemedir arkadaşlar. Tamam, bunu yapmanız lazım. Mi, fa, re, re, do. Bakın, duyabiliyor musunuz? Şimdi ne oldu arkadaşlar? Fa'da yaptık, mi'de yaptık, re'de yaptık, do'da yaptık. Do'da yaptığımız fiske ama. Diğerlerini çarpma aldık. Re, mi, fa, fa, mi. Bak, fa, fa, mi. Hep iki notalarda. Mi, mi, re. Re, re, do. Hep çift olan notalarda çarpma yaparak süsledim. Re, mi, fay, fay, mi, fa, sol, mi, mi, re, mi, fa, re, re, do, re, mi, do. Fiske süslemesine dikkat ediyoruz. Parmağın çok sert bir şekilde vurup vurup kaçması lazım. Evet, tekrar alıyorum. Re, mi, fay, fay, mi, fa, sol, mi, mi, re, mi, fa, re, re, do, re, mi, do. Üst üst vuracaksınız arkadaşlar. Çarpma yaparak süsleme aldığınız bölümler, yani fay, fay dediğiniz üst üst. Mi, mi, üst üst, re, re, üst üst. Tamam, daha rahat olur sizin için. Son bir kez çalıyorum. Türkünün devamını da ağır ağır çalacağım. Siz bir görün arkadaşlar. Hatta baştan çalayım. Yani son bir kez değil de baştan sona kadar yavaşça çalayım. Siz nerelerde yaptığımı yavaşlatarak veya durdurarak görün. Arada si'lerde bunları da uygulayalım arkadaşlar. Zaten orta tel üzerinde, bundan bir önceki videoda orta tel üzerinde süsleme yapmayı ve orta telleri tanıtmıştık. Mesela si, do, re, re, do, re, mi, do, do, si, do, re. Bakın. Hani si bemolden örneğini vermiştik ya 2-4'le. Aynısını si bemol 2'den. Tamam. Ben bir kez daha çalayım. İçerisinde nerelerde yapılacak siz bakın, benden görerek yapmaya çalışın.
şekilde gelecek. Bol bol içerisinde çarpma süslemesi var ve fiske süslemesi var. Arkadaşlar önce tavsiyem türküyü çalışın. Bu türküyü çalışın. Bir gün iki gün sonra da geçin bu videoya aynı türkü içerisinde bunları uygulamaya çalışın. Benim çaldığım gibi size vermiyorum şu anda. Yanlış da anlaşılma olmasın. Bu süslemeleri, çarpmaları herkes yapıyor sonuçta. Ben sadece türkü örneği gösteriyorum. Siz bunu başka türkülerde de deneyin. Ama iki veya daha fazla peş peşe gelen notalarda süsleme daha çok yapılır. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar, 5. bölümü de tamamlamış oluyorum. İnşallah sizin için de faydası olmuştur. Ayaz Müziği takipte kalın. Herkese çok teşekkür ediyoruz.